Evet. Efendim ben Mehmet Hamzoğlu. Kastamonu'da mahat mesleğimiz mahatlık. Mahatlık hem hat oymacılığı hem motif oymacılığıyla 42 yıl bu meslekle iştigal ettik. Ve şu anda artık belli bir yaşa geldik. Burada oturuyoruz. Size ben harikalar harikası efendim şu elimizde görmüş bulunduğumuz ceviz ağacı el oyması bir sandıktan bahsediyoruz. Bu sandık Sultan Abdülhamit Han Cennet Mekan tarafından yapılmış. Şu anda aslı Topkapı Sarayı'ndadır. Biz bunun imitasyonunu yapıyoruz. Tabii Sultan Abdülhamit Han da bunu niçin yapmış diye bir soran, sual eden olursa Sultan Abdülhamit Han 1908 civarında dünyada hiç petrol ve otomobil yok iken Almanlar petrolü çakmışlar. Bizzat kendisine gelip Sultan Abdülhamit Han'ın demişler ki efendim bize müsaade edin Kerkük ve Musul bölgenizde biz neft yağı arayacağız diye tabir ediyorlar. Tabii çok zeki olan bu padişahımız Cennet Mekan diyor ki size bir şartla bu müsaadeyi veririm. Yanınızda çalışacak bütün ekip bana ait olursa bu müsaadeyi veririm diyor. Tabii Almanlar da seviniyorlar. İşin hamallığını da bunlara yaptıracağız gibilerden. İşe tamam diyor. Efendim onlar gittikten sonra bugünkü jeoloji mühendisi ayarındaki insanları topluyor. Bugünkü ölçekli harita çizebilecek harita mühendisi ayarındaki insanları da topluyor. Diyor ki bunlara siz bu Almanların yanında düz vasıfsız işçi gibi çalışacaksınız. Ama saat saat, saniye saniye rapor vereceksiniz. Efendim bu rapor mesela şu vadiye, şu metredeki şu vadiye kazmayı vurdular, işte şu tepeye vurdular. Bunları ölçekli harita dediğimiz haritayı bana çizip getireceksiniz. Efendim tabii Almanlar işe başlıyorlar. Petrolü daha hiç kimse bilmiyorlar. Yerin altından koyu pekmez gibi, pelte gibi sıvıyı buluyorlar. Tabii bizim ekip de anlamıyor. Bu koyu pekmez gibi olan sıvı ne işe yarayacak? Tabii ki padişahın emrine uyarak haritaları çiziyorlar, raporu veriyorlar. Padişahımıza getiriyorlar. Mübarek ya bu ne ki bu pelte gibi sıvı ne işe yarayacak ki diye düşünürken Kur'an'daki şu ayeti kerime aklına geliyor. Cenab-ı Hak yerlerde ve göklerde ne varsa insanlığın hizmetine sundu. Öyleyse diyor bu sıvı olan şey ileride insanlığın işine yarayacaktır. Şimdilik bu haritaları, bu bilgileri kimseler görmesin. İş aslına erinceye kadar diye bunu nerede saklayayım diye düşünüyor. Ve kendi tasarımı, kendisi marangoz mobilyacı olduğu için bunun tasarımını çiziyor, atölyesinde yapıyor. Bunların da içine o harita ve bilgileri sunuyor. Ayrıca o çıplak harita ve bilgilerin üzerine de şöyle 5-6 tane incecik zarif şişelerin içine yarısı sirke, yarısı su dolduruyor. Ve haritanın üzerine böyle 4-5 tane koyuyor ve kapatıyor. Yani diyor ki aklınca zeki dedik ya, bu sandığın şifresini bilemezler. Fakat içinde ne var diye baltayla balyozla kırarlar ise tabii şu incecik zarif şişeler de ufacık darbede kırılacak. Bu sirkeli su mürekkebi anında imha edecek. Bu gayeyle yapılmıştır. Efendim bu sandığın şimdi size ben açılışını gösteriyorum bu üç şifreli kutunun. Şimdi şöyle tutuyoruz. Şu parmaklık kısmı sağ tarafımıza geliyor. Şuraya hafif karnımızı koyuyoruz. Şöyle tutuyoruz. Sağ tarafımıza da geldi. Şu bölümü daha ileri gitmeden sadece şu uçtan
Aşağı doğru kaydırıyoruz. Kaydı efendim şimdi. Şu anda burada bir çıkıntı var. Çıkıntı çubuğu var. Bu çubuğu şöyle çıkartıyoruz. Bir masa üzerine koyuyoruz. Şu anda şu boşlukta tabii ki bu anahtarı gizleme çubuğu. Anahtar var. Anahtarı avucumuza veya masa üzerine bırakıyoruz. Dolayısıyla birinci şifre, üç aşamalı birinci şifre bitti. İkincisi efendim şu alt tabanı, bundaki yaptığımızda komple aşağı kaydıracağız. Ray üzerinde. Tabii bunlar hep ray üzerinde. İki tarafa sağa sola taşmaz gitmez. Tren yolu gibi. Efendim şöyle iki parmağımızı şuraya tutar, baş parmaklarımızı da buraya koyarsak çok rahat aşağı kaydırabiliriz. Veyahut da şöyle avucumuzu tam ortasından aşağıda kaydırabiliriz. O şekilde olabilir. Böylece ikinci şifre de bitmiş olur. Üçüncüsü ise şunlara parmaklık tabir ediyoruz. Şu parmaklıkların biri hareketli, diğerleri sabittir. Şimdi bakın şöyle aşağı sığayarak açacağız bunu. Mesela sabit, 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 sabit derken şu ortasına isabetini biraz bastırarak aşağı kaydırıyoruz. Bu çubuk kaydı oradan anahtarımızın deliği çıktı. Bu birinci şifrede bulduğumuz anahtarı buraya getiriyor efendim. Sağa çeviriyoruz. Ve böylece kapağı şöyle elimizde kaldırdığımız zaman bu şifreli kutu açılmış oluyor efendim. Kolay gelsin.